İki varsında yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken yine her zaman olduğu gibi diş sağlığı ile ilgili bilgileri almak üzere hocamıza dönüyorum. Hocam, Evet. şekerleme tadında bilgileri vermek üzere size bağlanıyorum. Teşekkür ederim. Sevilin bakalım size ne ben soruyorum. Ben de e, kahve tadında diyorum. Sabah kahvemizi getirdi, yapamayacağımıza teşekkür ediyorum. Hissettim. Teşekkür hissettim. ediyorum. Kadir Bey'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Bugün... Evet. Kanal tedavisinde e, kanal tedavisi uygulanan diş sonra tekrar ağrı yapar Öyle mı? Çok güzel bir soru. Hakikaten, çok şekerlemeli değil. Tatlı bir konu ya, değil. Tatlı konu değil ama en çok sorulan sorulardan birisi. Hocam kanal tedavisi yaptırdım ama ağrım var. Normal mi? Veya kanal tedavisi yaptırdım dişin kökünde şişlik hissetmeye başladım. Normal mi? Ya da hocam kanal tedavisi yaptırdım ama duramıyorum bu sorularla çok fazla muhatap oluyoruz. Madem böyle bir ekranda böyle bir dakika bununla değerlendirelim. Kanal tedavisi yapılan diş içerisindeki pulpa artıkları, nekrotik artıklar yani ölmüş doku artıklarının güzelce temizlenerek yerine diş dostu diyelim bir materyalle doldurulması. Aslında dişin mumyalanması işlemidir. Fakat tabii ki neticede vücut çalışan bir sistem ve bu sistemin içerisinde bir dişe bu işlemi yapıyorsunuz. Hı hı. Böyle durumlarda bazen dokulara hekimin ister istemez minimal verdiği zararlar birkaç gün ağrı yaptırabilir. Birkaç gün olan ağrılar, bazen bir hafta süren ağrıları çok şiddetli değilse, hafifse bunları normal karşılıyoruz. Fakat Kanal tedavisi yaptırdı ama hala diş gerçek ağrısını devam ettiriyor. Yani diş ağrısı var. İşte burada problem vardır. Kanal tedavisinde problem olabilir. Bir, iki, biz her dişte örneğin dişin kendine göre bilimsel olarak 3 kanallı, 2 kanallı, 4 kanallı şeklinde bir bildiğimiz var. Bir de bilmediğimiz var bazen varyasyonlar olabiliyor. Bir dişte biz 3 kanal bekliyoruz ama 7 kanallı çıkıyor ciddi rakamlar. Ya da 4 kanallı 5 kanallı çıkıyor. Bunları tespit etmek bazen kolay olmayabiliyor. Dişte gerçek bir diş ağrısı varsa kesin böyle bir kanalı daha vardır ve temizlenmesi gerekiyordur. O kanalında doldurulması gerekiyordur. Hekiminize mutlaka başvurun geç ama, kalırsak daha Tabii tabi ki ama işte hocam yeni yaptırdı ama işte bir hafta olmadı üzerine bastım hafif acı hissediyorum ya da işte çok az bir ağrı oluyor ama geçiyor yemek yememde problem olmuyor bu gibi şeyleriniz varsa bekleyin geçeceğini düşünüyoruz fakat e, yaptırdı kanal tedavisine. ama bir ay sonra orada kocaman bir ağrı ve şişlik oluştu o da yapılırken etkisini alamadığınız bakteriyel orada oluşmuş enfeksiyonun ya da bir antibiyotik kullanımı sonrası size kendini gösterilmemiş bir bakteriyel enfeksiyonun varlığını gösteriyor. Böyle durumlarda da derhal hekiminize başvurup kanal tedavinizin yenilenmesini isteyeceksiniz. Yani kanal tedavisi yapılan diş ağrı yapar. Yani yapmaz diye bir şey yok. Fakat iyi yapılmış, yerinde yapılmış, Düzgün olmuş, güzel olmuş bir kanal tedavisinde. Ama her diş, durumda da ağrı olmaz. Her işte onu anlatıyorum. Hmm. Ee, böyle bir kanal tedavisinde de ağrı olmaz. Ya yani bir bakarsınız 30 yıl, 40 yıl ağzınızda Hiç kanal tedavisi olmamış. hiçbir şey olmamış. Aynen devam edebilir. Onun için her kanal tedavisi yapılan iş başarılı kanal tedavilerinde ağrı olmaz. Ağrı oluyorsa ancak dediğim gibi yan sıkıntı kanallar yok. varsa bir sıkıntı vardır. Mutlaka hekiminize başvurun. Evet. Hekiminiz bunu düzeltiyor zaten. Bunda tabii, sıkıntı yani yok. Tabii hocam. Şekerli yani, mi dediğim böyle olur işte. Yani. <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bugün de kanal tedavisinde ağrıyı konuştuk. Efendim biz ailen sürenin sonuna geldik. Bir programımızın daha sonundayız. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.